Merhaba arkadaşlar, bugün ot günü. Madımaklarımız bunlardan, madımak toplayacağım biraz da. Bakın madımağımızın yemeğini de yaparız. Bıçakla arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi elimle telefon tuttuğum için bıçakla bu şekilde topluyorum. Bunlar madımak deniliyor. Yemeğini de birlikte yaparız inşallah. Toplayalım bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de madımaklarımızı toplamıştık. Şimdi de yıkama işlemini yapacağız. Hiç ayıklamadan arkadaşlar, bakın madımaklarımızı. Suyumuzu açalım, yıkayalım. Hiç ayıklamadan yıkayalım. Güzelce tertemiz yıkayalım. Çimleri de toplamışım arkadaşlar. Çimleri gördüğümüzü seçelim. Nasıl olsa ayıklayacağız. Madımağı bilmeyen arkadaşlar varsa böyle bir otumuz. Bunun yemeğini yapacağız arkadaşlar. Birlikte yapalım. Şimdi bunu güzelce böyle yıkayalım. Böyle kök kısmı kırmızı oluyor arkadaşlar. Bakın madımak diyoruz biz. Sonra gene böyle açılınca görürüz. Şimdi buruşmuş arkadaşlar, suyu topladım sıcakta. Ne kadar kirli suyu çıktı. Bu su durulana kadar, bir de leğenimizin dibinde taş kalmayana kadar 3-4 kere yıkayalım. Sonra tekrar gene yıkayacağım arkadaşlar. 3-4 kere de. Şimdi bu işlemi böyle yapalım. Toplaması da çok zor arkadaşlar, emeği o kadar zor ki. Doğana her şey veriyor ama bize bilmek lazım. Ben de bildiğim bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, bir butonu da açarsanız bildiğim bilgileri sizinle paylaşırım arkadaşlar. Paylaşıyorum inşallah. Başarabiliyorumdur bu işleri. Yemek yapmayı, örgü örmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bir de benim ip büpücü Zeynep Akkaya diye bir kanalım var. Örgü örüyorum orada da. Sizleri oraya da beklerim. Madımağımızı böyle yıkayalım arkadaşlar. Şimdi yıkayım geleyim ben. Yıkadım arkadaşlar. Şimdi bunun suyu iyice aksın. Çimleri de toplamışım. Suyu aksın. Eğer madımağınız çoksa arkadaşlar, beni süzgeçte bekleteceğim. Akşam yıkadım, sabaha kadar suyu aksın böyle, kendini dinçleştirsin, güzelleşsin. Ondan sonra ertesi gün ayıklamaya başlayacağım arkadaşlar. Suyu çekilecek.
Sofra bezine de sararsak, suyu biraz burada ile süzgeçte çekilince sofra bezinde iyice çeker, böyle büyür büyür kocaman olur. Ertesi gün de ayıtlarız arkadaşlar. Şimdi direldi bile, bakın. Dirileşti. Aksın biraz süzgecimizde. 4-5 kere yıkadım arkadaşlar. Zaten ayıtladıktan sonra da yıkayacağız. Birlikte yaparız. Bayağı aktı arkadaşlar. Şimdi benim süt çaldığım bezim var, temiz. Bunun üzerine dökeceğim. Bu şekilde döküyorum. Saralım. Yine süzgecimize koyalım arkadaşlar. Böyle saralım. Hiçbir şey olmaz. Böyle bu şekilde süzgece bıraktım. Islansın, bir şey olmaz. Dökülmez hem. Ertesi gün ayıtlarız, birlikte ayıtlayalım. Evet arkadaşlar, madımaklarımız kurudu, bakın. Çok güzel oldu. Kurudu, sabaha kadar akşam yıkamıştık birlikte. Bu şekilde. Şimdi ayıtlayalım. Yer soframızı, altına sofra serdim arkadaşlar. Ekmek tahtası koydum. Sinimize böyle ayıtlayacağım şimdi. Bu çöplerini atmak için bu kapımızı bu şekilde büyüklerini sıyıracağım arkadaşlar. Bu şekilde yapraklarını alacağım. Böyle ayıtlayacağım. Bu tepsimize koyacağım arkadaşlar. Bu tepsimizi soframızın altına koydum. Böyle. Çok taze olduğu için o kadar da küçük ayıtlamamıza gerek yok. Bakın çok taze. Bunları sonra kıyacağız. Böyle büyüklerini de çok köklü yerlerini alalım. Bu şekilde madımağımızı ayıtlayalım. Şu çok dallı budaklı, bakın. O yüzden buralarını ayıtlayacağım. Birazını buzluğa bırakacağım. Birazını da yemek yapacağım bugün arkadaşlar. Ayıtlayalım. Bunları ayıtlamamıza gerek yok. Bu çok kalınsa, böyle sertse kökü, onları ayıtlayalım. Bunların hepsini ayıtlayıp gelelim. Bakın arkadaşlar, bu köklü, çok köklü olduğu için buralarını aldım. Çok da almadım. Sert değil daha, ilkbahar olduğu için. Böyle bakalım. Tahtada daha kolay oluyor arkadaşlar ayıklaması. Böyle. Bu da taze. Bakın kopuyor. Bunu ayıtlamamıza gerek yok. Ayıtlayalım, gelelim hepsini. Evet arkadaşlar, madımağımızı ayıtladım güzelce, böyle çöplerini, bu kadar da çöpüm çıktı. Bakın 3 saat falan uğraştım. Kıydım biraz. Bakın bu şekilde nasıl kıydığımı göstereyim. Çok ince kıymadım arkadaşlar. Çok ince kıyınca güzel sevmiyoruz biz. Şimdi kıyalım bunu. Tahtamızın üzerinde böyle. Bu şekilde
azar azar alıp siz ince seviyorsanız arkadaşlar ince ince yapabilirsiniz. Dediğim gibi biz biraz dişimize gelmesini tercih ediyoruz. Bu şekilde hepsini yemek yapmayacağım. 1 kilo madımak olsa yemeğimize yeterli arkadaşlar. Bu şekilde hepsini kıyalım. Madımağımızın. Sonra da yıkama aşamasına geçelim. Tekrar yıkayacağız arkadaşlar. Madımağımızı. Kıyalım hepsini gelelim. Hepsini kıydım arkadaşlar. Şimdi yıkayalım. Madımaklarımızı güzelce yıkayalım. O kadar ayıkladık. Ellerimizdeydi. Ben tek ayıkladım ama olsun yine de. Kıyısında köşesinde bir şey çamur kaldıysa tertemiz olsun. Süzgecimi de koydum oraya. Böyle güzelce yıkayalım. Böyle yıkayalım arkadaşlar. Dibinde üstünden alalım. Dibinde taş kalırsa gene yıkayalım. Dibinde taş kalmayana kadar yıkayalım madımağımızı. Kaç aşamadan geçiyor. Doğa ana bize her şeyi veriyor. Kalan madımağımızı da koyayım arkadaşlar. Böyle taş kalmayana kadar yıkayayım geleyim. Madımağımızı kışa nasıl bırakıyoruz buzluğa arkadaşlar onu yapalım. Bir kettle suyumuzu kaynattım tenceremize koydum. Madımağımızı da kıydıydık zaten güzelce. Şimdi bunu kaynamış suyumuza koyalım. Bir kaşık da tuz atalım arkadaşlar. Tatlı kaşığıyla tuz atalım. Madımağımız 15-20 dakika böyle kaynasın. Çok aşırı su koymayalım arkadaşlar. Madımağımıza göre yemek yapacak kadar su doldurmayalım. Hepsini koyalım, haşlamaya bırakalım arkadaşlar. Ondan sonra nasıl yapacağımızı birlikte yaparız. Madımağımız kaynıyor arkadaşlar, kaynasına biraz sararınca altını kapatalım, soğumaya bırakalım sararınca. Bakın kaynıyor, daha yemyeşil. Açık sararsın. Ağzını kapatalım, pişsin. Evet arkadaşlar madımağımız haşlandı. Bakın sarardı biraz. Tam pişirmedim. Soğudu. Şimdi buzdolabı poşetine koyalım. Suyunu süzmeyelim çok arkadaşlar. Lezzeti gitmesin. Sulu sulu koyalım poşetimize. Benim poşetim orta boy arkadaşlar. Biraz da suyundan koyalım. Havasını alalım böyle.
Sıcakken kavanoza da kapatabiliriz arkadaşlar. O da olabilir. Şimdi ben dolap kokusunu almasın diye bir poşete daha geçiriyorum. Ne kadar madımağınız varsa siz kendi kalabalığınıza göre o kadar poşete koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben bir tane daha bırakacağım. Yeterli. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.